Yani aslında bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendini Kürt düşmanlığı üzerinden kurgulamış bir devlet. Ve bugün son 7 yıldır AKP ve MHP ittifakıyla aslında özgür Kürt'ün tasfiyesi hedeflenmiş durumda ve son yapılan bu operasyonu da tam da böyle değerlendirmek gerekiyor. Yani bu hükümet aslında bütün varlığını artık siyasal olarak, toplumsal olarak, ekonomik olarak bu topluma hiçbir şey veremeyecek olan ve bu iktidarın kendi bütün varlığını savaş gerçekliğiyle bertaraf etmenin derdinde. Yani bu bir taraftan aslında bu hükümetin Kürt düşmanlığı politikaları, tecrit politikası hepsini değerlendirdiğimizde aslında kendini kurguladığı nokta ortada. Yani dolayısıyla kendi varlığını, kendi geleceğini, kendi meşhuriyetini bir daha seçim sürecine girecek bu seçimi tekrardan kazanmanın savaş politikalarıyla oluşacağını düşünen bir hükümet gerçekliğiyle bir devlet politikası gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Bu bir tarafa, ikinci tarafa evet o kadar yıllardır denenmiş yöntemler yıllardır. işte savaş politikalarıyla, sınır ötesi operasyonlarla buna paralel eee siyasi operasyonlarla, gözaltıyla, tutuklamayla sürekli denenmiş yöntemler tutmadı. Bu da tutmayacak. Ama bu aşamada eee Türkiye Cumhuriyeti devletinin KDP ile içine girmiş olduğu kirli politika, kirli ilişki aslında tam da eee bütün yöntemler problemlere rağmen şey, e, e, tasfiye etmeyi e, 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 tasfiye edilemeyen özgürlük mücadelesi e, bu şekliyle tasfiye edileceği düşünüyor. Bugün çöktürme planını e, m, harekete geçiren bu iktidar nasıl çökme noktasına geldiyse KDP'nin de geleceği nokta burasıdır. Bugün e, Türkiye nasıl çoklu kriz yaşıyorsa aynı şekilde Güney Kürdistan'da çoklu krizler yaşamakta. Ekonomik olarak, sosyal olarak, toplumsal olarak. Dolayısıyla bugün siyasi profilleri batman, aynıdır. E, yani bugün burada bunu değerlendirdiğimizde e, e, KDP yönetiminin de e, AKP yönetiminin ve AKP ve MHP yöneti de e, bakış açısı, siyasi düşüncesi, eee Kürt'e düşmanlık e, durumu aynı noktadadır. Bunu Kürt halkı dört parçada çok net okuyor. Dolayısıyla bu e, tutum yani bugün eee 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düşmanlık e, politikasına e, e, yardım etmek, onun yanında durmak, işte e, e, her barzani ailesinin Türkiye ziyaretinden sonra operasyonların gerçekleşmesini bunu görüyoruz yine ilişkileri ortada dolayısıyla bu e, birliktelik aslında Kürt halkı tarafından e, dört parça Kürdistan halkı tarafından çok net görülüyor dolayısıyla e, bugün nasıl AKP çökme noktasına gelmişse KDP de aynı şekilde e, çökme noktasına gelecektir çünkü bugün e, Kürdistan'ı düşünmeyen Kürdistan bu kadar bedelle elde etmiş olduğu kazanımları koruma derdinde olmayan bir parti, bir yönetim kaybetmeye mahkumdur. Şu anda kesinlikle KDP'nin içine girilmiş olduğu tutum Kürt kazanımlarını kaybettirme, Kürt kazanımlarını peşkeş çektirme girişimleridir. O yüzden kendi siyasi geleceğini aslında bitiren bir noktada duruyor KDP. Dolayısıyla bu böyle bir aşamada, böyle bir ortamda ulusal birlikten bahsetmek çok gerçek. Gerçekçi değil. Yani hele KDP'nin içinde olabildiği ol, olacağı bir e, ulusal birlikten bahsetmek gerçekten gerçekçi değil. Çünkü bugün ulusal birlik demek, Kürdistan'ı değerleri korumak demek. KDP'nin içine girmiş olduğu tutum, yine işte Türkiye ile ya, ve e, Kürdistan'a yönelik e, soykırımı e, yöneten devletlerle girilen ilişki. Kürdistan'ı değerleri bitirme ilişkisidir. Dolayısıyla bütün yani başta Güney Kürdistan halkı olmak üzere bütün Kürt halkı, dört parça Kürdistan'da Kürt halkı yine aydın yazarlar. Yani bu savaş sadece Kürtlere kaybettirmeyecek. Bu savaş Türkiye'ye de kaybettirecek. Aynı zamanda Orta Doğu'ya da kaybettirecek. Dolayısıyla buna karşı başta bu işbirlikçilik, bu ihanete ses yükseltmek gerekiyor. Bununla beraber bu savaş politikalarına her kesimin sesini Yükseltmesi gerekiyor. Sesini her yerde yükseltmeli. Çünkü bugün e, Kürt halkına bir soykırım e, dayatılmak isteniliyor. Bu soykırımı hiçbir Kürt e, ve e, halklar kabul etmemelidir. Bunu böyle ifade etmek gerekiyor.